Aslı doğum gününü arkadaşlarıyla pizza yiyerek kutlamak istiyormuş. Peki, afiyet olsun. Toplam 42,50 lira ile tanesi 8,5-8,50 lira olan pizzalardan P tane alabiliyorlarmış. Bu durumu özetleyen denklemi seçiniz. Peki, seçelim. Seçeneklere geçmeden soruda verilenleri iyice anladığımızdan bir emin olalım. Neymiş? 42,5. Seçeneklerde 42,50 yerine 42,5 yazdıklarını fark ettiniz tahminen. Aynı şey. Evet 42,50 ya da 42,5 lira pizzaya harcayabilecekleri toplam para. Ve eğer bu parayla kaç tane pizza. Pizza değildir o. Tahminen pizza dilimidir. Neyse diyelim ki çok ucuz bir pizza Evet, ne dedik? Eğer bu parayla kaç tane pizza, pizza dilimi alabileceklerini bulmak istersek, toplam paralarını bir pizzanın fiyatı olan 8,5'e bölebilirim. Bu sayede toplam kaç tane pizza alabileceklerini bulmuş olurum. Bu toplam paraları bu bir pizzanın fiyatı ve bunu buna böldüğümde de kaç tane pizza alabileceklerini bulurum. Tabii aynı şeyi farklı şekillerde de düşünebiliriz. Mesela eğer ne kadar harcayacaklarına odaklanacak olursak, şöyle yazalım. 42,5 toplam paralarını tanesi 8,5 lira olan pizzalardan p tane almak için kullanacaklar, öyle değil mi? Evet, bu harcayabilecekleri toplam parayı bu şekillerde ifade edebiliriz ve bu ikisi birbirine eşit olmak zorunda. Seçeneklere bakacak olursak, bakalım aralarında burada bulduklarımıza benzeyen bir tane var mı? Var, işte bu. Bakın bu burada yazdığımızın aynısı. İkinci seçenekte p eşittir 8 buçuk çarpı 42 buçuk var. Eşitliğin bir tarafında sadece p olan bir denklem zaten burada yazdık ve bu soruda p'nin ne olduğunu bulmak istersek bu denklemi elde ederiz. Bunu değil. Evet bu seçeneği eledik. Son seçenekse burada yazdığımız denklem'e benziyor ama p'nin yeri yanlış. 8,5 p'nin 42 buçuğa eşit olması lazım, 42,5 p'nin 8 buçuğa değil p'yi diğer tarafa almayı denersek, iki tarafı da p'ye bölebiliriz ama bunu yapınca da p bölü p 1 eder ve burada 42 buçuk kalır. Bu da eşittir 8 buçuk bölü p buluruz ki bu da yanlış. 8,5 p'nin 42 buçuğa eşit olması gerektiği için bu seçenek de yanlış. Unutmayın, ister önce bunu bulmuş olun, ister bunu bulmuş olun, bu iki ifade arasında ufak cibirsel düzenlemelerle ikisi arasında geçiş yapabilmelisiniz. Örneğin burada lacivertle yazdığımdan şu pembeyle yazdığıma geçmek istersek iki tarafı da 8,5'e böleriz. Eşitliğin bozulmaması için bir tarafa yaptığınız işlemi diğer tarafa da yapmalısınız. İki tarafı 8,5'e böldüğümüzde 42,5 bölü 8,5 p'ye eşittir. Aynen bu seçenekte olduğu gibi. Evet, gelin bir tane daha yapalım. Ali öğretmenin öğrencileri okul yararına para toplamak için şekerleme satmaya karar veriyorlar. Sınıf C paket şekerleme satarak 500 lira toplamayı amaçlıyor. Sattıkları şekerleme paketlerinin fiyatı 2,75 lira. Öğrencilerin kaç paket şekerleme satmaları gerektiğini bulmalarına yardımcı olacak bir denklem yazın. Peki, yazalım. Bu soruyu çözmenin de birkaç farklı yolu var. Toplamayı düşündükleri para 500 lira ise ve satacakları her bir şekerleme paketi de 2,75 lira ise toplam parayı bir paket şekerleme fiyatına bölersek kaç paket şekerleme satmaları gerektiğini bulabiliriz. Evet öğrencilerin kaç paket şekerleme satmaları gerektiğine dair bir denklem yazdık. Soruya başka bir şekilde yaklaşırsak 2,75 çarpı c paket yazarsak, öğrencilerin toplayacakları parayı bulmuş oluruz, öyle değil mi? Ve eğer c paket şekerleme satarak 500 lira toplamak istiyorlarsa, burasının 500'e eşit olması gerekiyor. Kısacası, öğrencilerin kaç paket şekerleme satmaları gerektiğini bulmaları için kullanabilecekleri denklemlerden bir diğeri de bu.